Ben ha? E ben de şimdi ya ev hanımlarından öğreniyorum ya ata bilgisi ya da sizin gibi. <laughs> çok <Dur ben gülüyor> çok acayip bir şey yapacakmış gibi. <laughs> sevgili Meltemciğim. Sevgili <laughs> Meltem. İnmiyorum, can kulayla. Şimdi siz bu kapağı açıyorsunuz. Açtım. Bu tabii endüstriyel tasarımla ilgili bir şey. Pratik bir bilgi derken biz yanlış kullanıyormuşuz. Zaten biz şu anda o, o hale getirdik bu o çünkü <laughs> zamanda yaptığımız. Evet içine düşürdüm ee, <laughs> bitti olmadı zaplamayın zaplamayın bir ee, e, dakika alınıyordu anlat bak. sen olsun <laughs> <misin>? tamam <laughs> şimdi normalde sıfırken yani tamam. ambalajı kapalı iken e, üzerinde bir halka vardır ya tamam. siz ne yaparsınız önce onu söyleyin o halkayı komple çıkarıp atar mısınız evet çıkartıp atarım ahmetem ahmetem bak şimdi Meltem, şey ah, Meltem. Ah, Meltem. yanlış değil. bilgi mi evet efendim şöyle ki e, o halk kısmı Yüzük kısmını tamam. aşağı komple çıkarıyorsunuz bir kere tamam. onu ve aşağı bırakıyorsunuz. Ters çevirip ters, ters çevirip aşağı, aşağı bırakıyorsunuz. Bırakıyorsun. Üste o tıpası kalıyor yani alt kısmı yüzeyi kalıyor ve çok böyle eser miktarda kontrollü dökme şansınız oluyor. Çok bakın bir şey var. Bak ama biz tabii tenekeye aldığımız için yağları. Bizi bozma ama şimdi Meltem. Ne kadar iyi oldu bu gibi. Ha bir dakika, Ev Boyutundan bahsediyoruz. Herkes benimki böyle büyük tenekelerle ama çok şahane bir bilgi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür şeyde. ederim. Ee, sizin olsun bu bilgi rica ederim. Şöyle <laughs> bir şey diyeceğim Meltem. Peki o 5 litreli herhalde langır langır dökmüyorsunuz değil Yok, mi? Bir yere koyuyorsunuz. Onların, hayır onların pompaları var. 5 yani 5 litre değil 18 litre alıyoruz. 18 litrin Bayağı petrol gibi uç, uç kısmına ya takmak için yağ pompaları var. Normal nasıl su alırız eve de pompayla kullanırız. Biz onu pompayla Çok kullanıyoruz. Çok güzel. Siz 5000 liralık yağ alıyorsunuz. Nefis. Stokluyoruz. Hemen hesabımı yaptım. Evet buyurun. <laughs> biz, biz kalabalık bir aileyiz. Onun ya bir tamam silajı. alın canım. Toptar alın. Toptar almaya her zaman varım. Buyurun efendim. Lütfen Şimdi, devam edin. Evet. Kusura bakmayın. Bizim zeytinyağını düşürdük. Zeytinyağı da senin de biliyorsun senin yemekleri konuyordu. Zeytinyağı bitmedi. Seniz zeytinyağı mı? Evet. Olsun ya. Bir tamam, şey olmaz mı? Elin herhalde kirli He. değil. Hayır, ne düşürdü? E. En son bal, bal yaladım. Bir şey yok. Buyurun efendim. Evet. Devam edelim. Şimdi zeytinyağı. Mutfaklarda hep kullanırız. İşte ocağın yanındadır böyle. O salataya koyarsın, yemeğe koyarsın. Akar, Ama makar, bir müddet sonra rezilim. buralara akar. Bravo. Yapış yapış hale gelir. Evet. Zeytinyağı şişesini temizlemenin en kolay yollarından bir tanesi... ...boşalan zeytinyağı şişesinin içine birazcık pirinç atarsınız... ...birazcık deterjan koyarsınız, bulaşık deterjanı koyarsınız... ...iyice çalkalarsınız, sonra durularsınız pirinçleri de... ...bir şekilde şişenin içinden ters çevirip çıkarıp... ...içi güzelce temizlenir. Ama dışındaki bu yapış yapışlık, bir ovarsınız bir sıcak suda bekletir filan sıkıntılı Dur Okey. dur. Birinci, ikinciyi yapacaksınız ama birincini neden yaptığınızı ben anlamadım. Zeytinyağı şişesini temizlemek için yaptım. Zeytinyağı şişesi derken bu kendi ambalajından bahsetmiyorsunuz. Kendi ambalajından bahsetmiyorum. Heh, Hanımlar severler böyle cam, güzel zeytinyağı saklayıp. Evet. Onların içlerini temizlemek onların için. Onların içlerini temizlemek bir için. Bir daha lütfen. Lütfen. Evet. Lütfen. Lütfen. Zeytinyağı şişelerinizin içini temizlemek için içine bir 8-10 tane pirinç atın tamam. ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar e, bulaşık deterjanı koyun. Hatta Arap sabunu bile olur. Onu güzelce çalkalayın. Çalkaladık ondan sonra dökün zeytinyağitesin içi pırıl pırıl olur. Hmm. E ben deterjan kullanmıyorum derseniz ve sadece Arap sabunuyla e, bu işi yapıyorsanız biraz sirke. içine birazcık sirke ilave edersiniz. Çünkü sirke zeytinyağını çürütür. Hmm. Çok güzel. Bu da. İyi, iyi çalkalayacağız tabii evet. çünkü kimyasal bolca, Arap sabunu çal, Çalkalayacağız. Peki dışına şimdi ne yapıyoruz? Heh, şimdi dışı, şimdi iç. dışı için ben hep şunu yapıyorum evde. Buyur. Zeytinyağı şişemi aldım, açtım. Şöyle bir makyaj pamuğunu hı hı. ortadan bunun gibi bir çıt atıp kestim. Hı hı. Bunu böyle... Ya pratik zeka tamamdır bu anladım. Şapka Şöyle, yaptı. <laughs> evet şuraya şapka yapıyorsun. Ama çok fazla kesmişim koptu. Şöyle tamam. kapağını da kapatıyorum. Bitti. Bunu akıttığınız zaman evet. eğer burasından evet. sızan varsa... Emiyor. Pamuk emiyor. Birkaç günde bir kullanma sıklığına göre bu pamuğu değiştiriyorum. Tabii. Dolayısıyla tuttuğumda hiçbir şekilde Bırıl. elim kirli ve yağlı hı, değilse... Nefis. Zeytinyağı şişem kirlenmiyor. O pamuğun da bir doygunluğu olduğu için birkaç günde bir değiştir diyorsun. Çünkü o da... Sık kullanımda tabii, tabii, değiştirmek tabii. gerekiyor. Çünkü yağ bu kenarından buradan akıyor. Anladım. Birkaç günde Nefis bir bilgi değiştiriyorum. Nefis bilgi. Bu bizde beladır. Çünkü hep tezgaha da akar. ya Veya Aa, rafa evet. da akar. Tabii akar. En çok kullanılan çünkü. Beladır. Ve altta bizim şey vardı. Bak eşime... inşallah seyretmiyor. Böyle ben bunu satarım şimdi birazdan gidip ona. <laughs> şey o da böyle bir ne diyeyim? Kapların içerisine koyar. Hani kaplara aksın diye tezgah yani akmasın diye. Bizde de diye. öyleydi. Bir yoğurt şey çömlekler vardır ya minik. Çömleğin evet. içine <laughs> koyun. <laughs> ben bunu öğrendikten sonra çömleği falan kaldırdım hiçbir şekilde akmıyor altı. Pırıl, evet. pırıl pırıl. Kilosu 300 lira yani olmasın. 400. Çok, çok kıymetli. 400'de mi çıktı? Baktım, 400 <laughs> Her oturduğumuzda olmuş. Ne? 400 önümüzdeki aylarda inşallah daha fazla <laughs> 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 Umut ediyoruz. <laughs> Umut ediyoruz hep beraber. <laughs> Sırada ne var? <laughs> Şimdi bu bu limonu açmışken şöyle. Bunu bir yerde daha kullanıyorum ortasına şöyle bir tarçın koyuyorum. Çubuk tarçın. Evet. Biraz vanilya ilave ediyorum. Hmm. Biraz sola çekebilir misiniz? Şöyle. Evet. Çekten Oldu mu kaldı. Yalkın Bey? Tamam, buyurun şöyle, devam. Şöyle, şöyle kaldırıp yapayım isterseniz. Çok, çok ara iyi. Şu anda her şey oğlum. çok harika tamam, gidiyor. Sarımsağı evet. Da aldı. Aynen. <laughs> Biraz vanilya <laughs> ilave ediyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum. Bu nedir? Bunun için yapıyorum. Heh. Bütün hanımlar evdeki buzdolabının kokusundan şikayet eder. Ne bileyim soğanla bir şey kaldırır, taze soğan koyar ya da buzdolabını uzun süre temizleyememiştir. Hı hı. E, buzdolabımda bir koku var ve hiçbir şekilde gitmiyor. Karnabahar koyar, sakatat evet. koyar Şimdi bilmem ne. Şimdi buzdolabınızda bir koku varsa bir bakteri söz konusudur. Bir bakteri ise derin bir temizlik yapmak. Bir yaşam lazım. başlamıştır diyorsun. Evet, bir yaşam başlamıştır. <laughs> O, o, o temizlik için yapmanız gereken şey e, dezenfekte etmeniz, güzelce silmeniz, raflarını çıkartmanız, temizlemeniz ve karbonatlı suyla güzelce silmeniz, sirkeli suyla güzelce silmeniz. Hala koku var, geçmiyor diyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi limonun içine bir tarçın, demin hani karınca örneğinde kesmiştik ya, evet, evet diğer yarısı ziyan olmasın, evet. hemen karbonat ilave ediyorsunuz, tuz ilave ediyorsunuz limon biraz üstüne vanilya, mi koydunuz? Evet biraz. O bacaya vanilya. değil değil mi? Evet evet yok buradan. Tamam. Biraz vanilya ilave ediyorsunuz tamam. ve bunu buzdolabında saklıyorsunuz. Kapağı açtığınızda böyle mis gibi fresh bir vanilya kokusu olduğu için oh. vanilya kokusu. Koku gibi. için bu süper. Kokuyu güzelce emiyor. İçine biraz da karbonat ilave ettiğimiz için... İçeride içeride bakterileşmeyi bir şekilde önlemiş oluyor. Dolayısıyla temiz, içimiz rahat, mis gibi bir buzdolabı. Bu buzdolabı haricinde odada mutfaktaki kokuyu da alır mı? O biraz serpiştirsem etrafa. Tabii ki alır. Oda kokusu nihayetinde. Heh. Yani bunu bir kaloriferin üstüne koyduğunuzda, e, içine de birazcık su ilave ettiğinizde. Ay bunu deneyeceğim ben kaloriferin üstüne. Evet. Çok iyi mis bir şey. gibi bir koku verir ve Hani bu genzinizi, soluk alışverişinizi de rahatladır. Odanın havasını da nemlendirir, kurutmaz. Çok güzel. Bence harika bir bilgi daha geldi. Nefis. Vallahi çok etkilendim. Ben severim böyle işleri. Başka ne anlatayım size? Vallahi ne Şimdi bileyim. Benim i̇yilik, çok, sağlık. Ee, çok süzgeç getirmişsiniz. Süzgeç getirdim. Unla beraber bir şey yapacağım. Buyurun. Mutfakta e, sık sık başımıza gelen... Sıkıntılardan bir tanesidir unun sağa sola e, dökülmesi. Halbuki onun son derece kolay bir yöntemi var. Şimdi kek yaparken un eleriz ya da başka bir şey eleriz ya. Evet. E, elediğin kakaodur, başka bir şeydir, toz bir şeydir. Onu elerken böyle Hı. eleye dökeriz, böyle sallarken Hı. her tarafa dökülür. Doğru. Halbuki şunu yapsanız, şunu yapsanız. Oo. Ya böyle işte endüstriyel tasarım bu. Evet. Hmm. Aynen. Bunu sallamak yerine bununla evet. bütün unu rahatlıkla elersiniz. Nefis bilgi. Ben Aa. de bir tane satayım mı size? Ay hadi. Geliyor. <laughs> Süper. Ay Meltem seninle bir kurs mu açtık? Bak Ay şimdi. Vallahi çok güzel oldu bu iş. Şimdi normalde Demet Hanım'a soralım. Demet Hanım evde yemek yapıyor, deliş yapıyor daha, daha çok, çok ama. Yeni kahküllerini kestirdiğim kızım Hira. Aa, kahkül kesildi. İyi yapıştırdın dün, oraya. Dün çok çok, <laughs> çok mutluydu. Arka. Anne kahkül ne kadar yakıştı bana değil. Bu işleri bizim Hira yapar evde. Ee, o, 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 sor o, bakayım ne edin? soracaksın? Ee, babası Okan'ın da güzel fotoğrafını gördüm. Ben de metiyelerde üzeyim. Hira'nın çok güzel olmuş kahkülleri. Dün fotoğrafını paylaşmış. Ama Hira çok nefissin. güzel. Ne yapsa yakışır. Evet. evet. Küçük Demet şey Gibi. Çok öpüyoruz buradan Hira'cığım. Şimdi Hira'cığım ve tüm çocuklar ve efendim e, evlilik harifesinde olan hanımlar. E, Demet'ciğim sen... Makarna yaptığın zaman nasıl süzersin makarnanın suyunu? Öyle süzüyorum işte şeyde makarna süzgeçlerim var bunun daha... Bunu belli. aldın değil mi? Normalde biz ne yaparız? Bunu atıyorum lavaboya, lavaboya koymaya çalışırız bir evet, şekilde. Evet, Diyelim ki bu lavabo olsun şimdilik tamam mı? Temsili lavaboya koydun. Aynen koydum. öyle yapıyorum. Ondan ha? sonra tencereyi hoş diyorsun. Aynen. Yanlış! Neymiş? Şimdi normalde şu... Merse bunun ergonomisi zaten yani endüstriyel tasımı şuymuş. Bunu makarna tenceresi olarak düşün. Haşladın 8 dakika 9 dakika dişe gelir al dente yaptın. 12. Heh, ondan sonra bunu üstüne koyuyorsun tamam mı? Tencere var. Böyle boca ediyorsun. Böyle, hmm. bu şekilde. Bu alttaki makarnayı tutuyor. Bu bombeli kısım, iç bükey dışarıda olduğu için. Ve sen bu şekilde döktüğün zaman, şu şekilde tencereyle beraber döktüğün zaman makarnalar altta kalıyor ve üstten süzüyorsun. Biz tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Ve burada kazalar da olabiliyor. Tabii. Tabii. Sevdin mi? Çok Makarnanın sevdim. Makarnanın yarısını lavaboya <laughs> boşalttığım zamanlar oldu yani. Tabii. Ha, makarnayı da de, bil mi? Komple. Tabii. Kaşığı ne yaptın? Burada. Orada. Şimdi. Çok güzel büyük bir çanağın üstüne süzgeci koyarsın. Evet. Bir şey süzeceksin. Evet. Bu süzgeç habire böyle içine kaçar. Aa bak bak geliyor geliyor kaşık sıkıştıracak. Bak, 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 Çok ba, ba. benim büyük şeyler kullandığımızda ya da evde bundan daha büyük şeyleri kullandığımızda o böyle sinir olursunuz. Oraya tutturmaya çalışırsınız, buraya tutturmaya çalışırsınız. Nefis Bunun bilgi. da formülü bu. Nefis bilgi. Bundan sebep hiçbir şekilde Bitti. bu Kitlerin... Kaçmaz. Siz evet ben Kil Helal Meltem. kurs açın evet. Helal. <laughs> Çok güzel olur değil mi? Evet. Meltem'le pratik bilgiler vereceğiz. Verice. Evet, vereceğiz. <laughs> Veri de İngilizce. <laughs> harika. Çok bilgi vereceğiz çünkü. Evet. evet. <laughs> Saçmalama bak, Harika. Evet. <laughs>